Peki Atatürk projesini konuşmuşken, hazır Mehmet Ali'ye de sormuşken, evet, bakın kimler açıklama yaptı, kimler sessiz kalmayı tercih etti. Türkiye'de Atatürk dizisinin polemiği devam ediyor ve her geçen gün giderek büyüyor. Ünlü isimlerin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dizisinin yayınlanmayacağı haberine sessiz kalması tepki çekti. Hiç oralara girmeyelim. Bence bu açıklama yeterli. Teşekkür ediyorum. Sessiz kalmayı tercih eden ünlüler nasıl linç edildi? Bununla ilgili bir şey demeyecek misiniz acaba? Ne diyeyim ki yani, benim de çok da... Şahan Gökbakar, Bernal Açın, Cem Yılmaz ve daha nice toplumsal duyarlılığıyla bilinen isimler neden sustu? Son olarak bir alışveriş sitesi markasının reklamı için kadın voleybol milli takımımıza marş yapan Tarkan'a Sinan Akçıl nasıl ve neden sitem etti? Onların işbirlikleri ülkemizin yadsınamaz değerlerinden daha mı değerli? Türkiye'de 7'den 70'e herkes bu olayı konuşuyor. Yıllardır tartışmaya kapalı olan Atatürk sevgisi son birkaç gündür masaya yatırılıyor. Masaya yatırılmasının sebebi ise Amerikan kökenli bir dijital platformun bünyesinde Türk yapımlarını yayınlamama kararı alması oldu. O yapımların arasında Atatürk dizisi de olunca tepkiler çığ gibi büyüdü. Ermeni lobisi iddiaları alevlendi. Gözler platformun Türkiye'deki satış kampanyalarında işbirliği yaptığı ünlü isimlere çevrildi. Engin Akyürek, Cansu Dere, Pınar Deniz, Can Yaman, Aras Bulut İynemli, Aslı Enver, Buğra Gülsoy, Hande Erçel, Halit Ergenç, Demet Özdemir, Timuçin Esen, Eda Ece ve Burak Deniz arasından sadece Atatürk'ü canlandıran Aras Bulut İynemli güç olmayan geç bir açıklama yaparken... Ve projeye sahip çıkmak bence en önemli görevim. O yüzden elimden geleni yapacağım bunun için. Bir de Eda Ece üyeliğini iptal ettiğini duyurmuştu. Platformun reklam yüzü olan Türkiye'nin bilinen oyuncuları para ve kariyer uğruna sessiz kalmayı mı tercih etti? Gelelim her toplumsal konuda fikirlerini belirtmekten çekinmeyen o isimlere. Başarısını ve siyasi liderliğini tüm dünyanın kabul gördüğü Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatının anlatılacağı projenin tüm dünyada yayın hayatına girmesi Türk milleti için büyük bir anlam taşıyordu. Devlet erkanı bu karara denetleme hamleleriyle karşılık verirken ünlüler dünyasından aynı duyarı göremedik. Sosyal medyada Atatürk Türk'le ilgili bir konu olduğunda ilk öne çıkanlar, ülkede hoş görmedikleri bir durum olduğunda devlete karşı provokatif açıklamalar yapan sözde Atatürkçüler, tam ihtiyaç olunan zamanda üç maymunu oynadılar. Daha önce beyaz perde yerine maddi konuları ön planda tutarak Amerikan kökenli bu platformla anlaşmaya giden ve Recep İvedik filmini dijitalde yayınlayan Şahan Gökbakar'ın bir siyasi kişilik gibi yaptığı paylaşımları bilmeyen yoktur. Adeta bir milletvekili edasıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kitlesel gücünü kullanıp karalama kampanyalarına dahil olan Atatürkçü Şahan Gökbakar her nedense bu sefer konuşmamayı seçti. Peki neden? İyiyim bakalım. Oy veriyoruz. İki haftada bir oy veriyoruz. Hayırlı olsun diyelim abi inşallah. Herkes. Öyle. Spor niyetini herhalde. Ya da toplumsal konuları çok iyi ele alan, insanı iyi analiz eden, filmleri ve stand-up'taki başarısıyla adından söz ettiren Cem Yılmaz neden Ulu Önderimizi dava edindiğimiz savaşta yanımızda olmadı? Platformun ekran yüzü Halit Ergenç de oyunculuktaki başarısını ne yazık ki bu konuda gösteremedi. Hazal Kaya ve Birce Akalay gibi ünlü isimler de konuşmak istemeyerek tarafını belli etmişti. Bu konuyla alakalı fikrimi yani beyan etmek isteseydim herhalde, biliyorsunuz beni, ben konuşurum, çok da susam bir tip değilim ama beyan etmek isteseydim zaten hani sosyal medya hesaplarımdan da yapabiliyorum böyle şeyleri, biliyorsunuz. O yüzden sorunuzu nazikçe reddetmek istiyorum. Hayır, sorunuzu nazikçe reddetmek istiyorum. Şöyle ki, yani mevzu bahis Atatürk olduğu zaman ben ata kızıyım zaten, hani söyleyeceğim şeyler de çok bellidir, o yüzden çok da fazla altın çizmeye gerek yok diye. Hatta komedyen Gökhan Ünver bu açıklamaları yapan ünlü isimleri böyle tiye almıştı. Bununla ilgili bir şey demeyecek misiniz acaba? Ne diyeyim ki yani, benim de çok da bir şey dememe de gerek var mı onu bilemiyorum. Hani beni zaten sizler tanıyorsunuz, benim hani düşüncelerimi zaten siz biliyorsunuz. Tekrar da dile getirmeye gerek var mı diye düşünüyorum da yani. Bir yorum alsaydık bu konuyla ilgili sizden. Konuyla ilgili bilgim yok. Ya bilgim olsa gerçekten söyleyeyim, bilgim yok. Projede siz yer aldınız ya Raf Bey. Biz o yüzden sizi soruyoruz. Düşüncelerinizi merak ediyoruz. Ben de mi yer aldım projede? Evet, siz başrol sizdiniz daha. Ben hatırlamıyorum ki. Ben kaç tane projede yer alıyorum. Bir oradayız, bir buradayız. Biz hatırlamıyoruz ki yani. Seçimlerde, yangınlarda, depremlerde, doğayla ilgili konularda ilk olarak paylaşım yapan Türkiye'nin megastar ilan ettiği Tarkan da her neden
nedense konuşmamayı tercih etti. Platformun reklamlarında oynayan Tarkan'ın ticari kaygıları Atatürk sevgisinin önüne mi geçti? Tarkan geçtiğimiz günlerde ülkemizi gururlandıran kadın voleybol milli takımımız için yüzü olduğu marka aracılığıyla marş okudu. Kendi şarkısını marşa uyarlayan Tarkan'ı kimileri tebrik ederken kimileri ise Atatürk polemiğindeki sessizliğini unutamadı. Keşke d***yi de kınamak için bir video yayınlasanız. D***nin muhabbetinden sonra marş bana geçmedi, samimi gelmiyor artık. Ses yok ama d***la şarkı var. Aynen kanka, yedik. Bu marşı samimi bulmayanlar arasında meslektaşı Sinan Akçıl da vardı. Sevgili Tarkan abi, voleybol milli takımına güzel bir iş yapmışsınız ancak d***li olan sözleşmen gereği Mustafa Kemal Atatürk dizisiyle ağzını açmıyor olman beni şaşırtıyor. Bence oradaki milliyetçiliğin voleybol takımına yaptığın şarkıdan daha çok takdir toplar. Yoksa şarkı kolay, ben de çok yaptım ve yapıyorum ama bayrak tektir diye yazdı. Geçelim Atatürk dizisine sessiz kalanlara tepki gösteren diğer isimlere. Bir düğüne katılan Sinem Kobal, Kenan İmirzalıoğlu çifti muhabirlerin sorularını cevapladı. Atatürk dizisi polemiği sorulunca Kenan İmirzalıoğlu'nun gülüşü aslında her şeyi anlattı. Tepkimi şimdi burada söylersem ağır olur. Yani düğün dışında bir çok, zamanda konuşalım olur evet, mu? Evet, sonra konuşuruz hakikaten ama tatsız tabii. Seve seve konuşuruz. Yani, onun için söylenecek çok cümle var, buraya sıkıştırmayalım. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil de bir restoranda karşımıza çıktı. Şimdi bir tek Atatürkçülük de orada ortaya çıkmasın yani. Bütün Atatürkçüler birdenbire ortaya çıktılar. Hani Atatürk'e laf edildi diye. Az önce Mehmet Ali Erbil yayınımıza bağlandığında da sormuştum o platformun Atatürk projesine yayından kaldırılmasıyla alakalı sen ne düşünüyorsun diye. Onlar Ermeni lobilerine esir düşmüşler. Hükümet de ayakta, Türk milleti de ayakta, Atatürk'ümüzü ezdirmeyiz kimseye dedi ve tavrını net bir şekilde beyan etti. Ben burada anlaşılmayacak ne var onu anlamadım. Hilal Altınbilek demiş ya, ben çok da anlamadım diye. Anlaşılmayacak ne var ya burada bu kadar çok bu olayla ilgili gizem yaratıyorlar. Ben de bunu anlamıyorum. Yani neden açıklama yapmadıklarına ya da en azından hani nezaketen mikrofona konuşmuyorlar ya onlar çok cool oldukları için. Sosyal medyalarında en azından bir açıklama yapsınlar. Neden tepki vermiyorsunuz? Neden burada bu kadar ölü taklidi yapıyorsunuz? Sonuç itibariyle bakın şimdi şöyle bir şey var. Şu mantıkta yaklaşıyor olsanız bile bu bütün yerel yayınları kaldırdı. Tamam mı? Kaldır. Bütün yerel yayınları kaldır. Sadece Amerikan ve işte Ermeni lobisine hizmet eden yayınları böyle pompala. Tamam. Ondan sonra. Ama burada Atatürk'le ilgili bir film yapılmış. Ve Atatürk dünyaya mal olmuş bir lider. Sen her şeyi kaldır, bunu kaldırma. Bunu kaldıramazsın. Bunu kaldırırsan burada koskoca Türkiye Cumhuriyeti'ni lideri olan, atası olan, babası olan Atatürk'e bir tepki gibi algılanır. Bu değilse eğer o zaman bu yayınlayacaksın. Gerçi yayınlamasan da olur artık, çok önemli değil de. Bu sanatçılarımız da bu duruma tepki versinler. Kanalla ilgili aralarını bozmak istemiyor olabilirler. Ermeni lobisine hizmet ediyor olabilirler. Ben o sanatçılarımızın... Parayı düşünüyor olabilirler. Atatürk'le ilgili duygu ve düşüncelerinin eminim ki onlar da Atatürk çocuğu olduğundan %100 eminim. Ama buradaki duruş Atatürk çocukluğuna yakışmıyor. Çünkü Atatürk'le ilgili bir film yerel yayınlar kaldırılıyor adı altında bahane edilerek kaldırıldı, yayınlanmadı. Dünyaya lanse edilmesi engellendi. Tamam, Atatürk zaten dünyaya açılmış bir lider ayrı. Ama burada yine gündeme gelmiş bir konu varken en azından reaksiyonunu, en azından buradaki duygu ve düşünceni küçük de olsa dile getirirsin. Paylaşırsın. Niye paylaşmadığını o zaman anlat bari de onu anlayalım. Biliyoruz Atatürk düşmanı elbette ki olamazsınız. Milli duygularımıza, atamıza saygısızlık yapıldı. Katılmıyorum, sana katılmıyorum. Atatürk çocukluğu, senin menfaatin söz konusu olduğu zaman Atatürk'ü ikinci sınıfa atmak değildir Atatürk çocukluğu. Atatürk'ü her zaman önde, başta, başının üzerinde, gerekirse bütün menfaatlerin önünde Atatürk felsefesini ve düşüncesini ve Atatürk'ün hatırasını
en önde tutmaktır Atatürk çocukluğu. Yoksa Atatürk'ü sadece paranın üzerinde seviyorlar. O lafımın arkasındayım bazı ünlüler. Menfaatin, maddi menfaatin olduğu zaman ne Atatürk'le o? İlgili sessiz kalırsan burada şeyi platforma aman yanlış yapmayayım. Oradan bir iş açılır bana, bir iş gelir bana. Sonra yanlış yaparsam, bir şey söylersem işi alamam filan düşüncesiyle burada hareket ederseniz burada Atatürk'ün şey burada Atatürk'ün şeyi ilkeleri, Atatürk'ün burada Atatürk'ün sevdası hiçbir zaman söz konusu değil ünlüler için. Aa, onu burada, yapan ünlüler için. Burada paranın ötesinde başka bir şey var. Bunu açıklamak zorundasınız. Şimdi emperyalistler böyle yaparak sözüm ona Türklerin moralini bozmak istiyorlar ve Türkiye'nin önünü kesmek istiyorlar. Yani işte söylediğim gibi 15 Temmuz'da Kurtuluş Savaşı'da zaten başaramadılar. Defolup gittiler. Kovduk onları buradan. Ondan sonra o hamleleri her 10 yılda bir Türkiye'de darbeyi niye yaptılar? Türkiye'yi kendi çizgilerine sokmak için yaptılar emperyalistler. Bütün o darbelerin arkasında emperyalistlerin olduğu ortaya çıktı. Türkiye'yi her anlamda kendi çizgilerine uyduları yapmak için yaptılar o darbeleri. En son 15 Temmuz'da denediler. Yine başaramadılar. Yine arkalarına bakarak gittiler. Topukları popolarına vura vura gittiler. Ve şimdi de bu hamle işte böyle ufak tefek, bizim için ufak tefek bunlar. Bizi bunlarla yıldıramazsınız. Biz size arkadaşlar o platform, biz size mat dedik. Eğer bizim tepemizi attırırsanız, biraz daha üzerimize gelirseniz şahmat demesini de biliriz. Onu da yaparız. Daha öfkemizi göstermedik size. Yani eğer onu istiyorsanız onu da yaparız. Haddinizi bilin. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bu platformla Fox TV iç içe ya, ekonomik olarak kardeşler ya. Şimdi şöyle bir şey yayınlıyorlar. Ücretsiz ve tüm Türkiye'ye armağan sloganıyla yayınlanacakmış. Fox TV'de Atatürk filmi. Yapmayın ya. Çok verdiniz bize ya. Allah. Yani ne demek istiyorsunuz? Bedava yayınlayacağız. Bedava seyredeceksiniz mi demek istiyorsunuz? Ya şimdi Atatürk'ü hazmedemeyen bir yayın kuruluşu var, bir dijital platform var. Atatürk'ü hazmedemeyen bir dijital platformu, hiçbir yayın kuruluşunu biz de hazmetmeyiz. Bu kadar basit. Bu kadar kısa bir cümleyle aksettirilecek bu duygu, düşünceyi dile getirmemenin ben mantığını çok merak ediyorum. Bu çok entel takılan, kul takılan çok değerli sanatçılarımız, lütfen sosyal medya hesaplarınızdan en azından bu konuya neden bu kadar sessiz kalma tercihinde bulunduğunuzla şimdi, ilgili bir bilgi verirseniz çok seviniriz. Halk bu durumu riyakarlık olarak görüyor. Diyor ki milli bayramlarda, özel günlerde bir Atatürk fotoğrafı koyup altına döşüyorsunuz yazıları, değil mi? Evet. Burada aleni bir biçimde saygısızlık söz konusu. Neredesiniz diyorlar. Öyle tabii. Yani hangisisin? O musun, bu musun? Tarafın ne? Duruşun ne? Bunu merak ediyor insanlar. Bu yüzden tepki gösteriyorlar zaten. Biz de bu yüzden bu konuyu konuşuyoruz. Yani buradaki bu riyakarlığı anlamak için. Sanat dünyasının içinde de karşıt görüşler var birbirine. Sinan Akçıl diyor ki mesela, sen diyor voleybol takımına yaptığın şarkıdan dolayı çok takdir topladın ama diyor, şarkı kolay, ben de çok yaptım. Bayrak tektir diyor Tarkan'a. Sinan Akçıl mesela tepkisini gösteriyor direkt aleni bir biçimde. Ne düşünüyorsun? Ben tekrar ediyorum. Bu saydığımız sanatçıların her ne kadar tutumunu tasvip etmiyor olsam da Atatürkçülerini asla sorgulayacak hadsizliği göstermem. Hı-hı. Onların da sonuna kadar Atatürkçü sanatçılar olduğuna sonuna kadar inanıyorum. Ama buradaki duruşlarını tasvip etmiyorum. Bu duruşun da sebebini, hı-hı, çok merak ediyorum. Bakın burada başka bir durum var. Ya korkuyorlar, tehdit alıyorlar. Tamam mı? Çünkü bunlar büyük starlar. Tehdit alıyorsa Ermeni, tehdit alıyorum der. Ne var bunda Ermeni, ya? İşte onlar söylesin. Ermeni lobisiyle ilgili olarak bir tehdit mi var? Ondan sonra Bir dakika. Yani Ermeni lobisi, Ermeniler, Ermeni diasporası bizim bazı ünlülerimizi tehdit mi ediyor? Bunu mu söylemek istedik? Ne ediyor acaba? Bir öğrenelim bakalım. Bu çok ilginç bir Çünkü burada çok ilginç. Buradaki çok ilginç. Reaksiyonu vermeyen, dile getirmeyen sanatçıların korkmasının ben sebebini anlamıyorum. Susmasını da anlamıyorum. Çünkü hiçbirinin para ihtiyacı yok. Hiçbirisi satın alınamayacak kadar değerli sanatçılar. Atatürkçülü olduklarına da sonuna kadar inanıyorum. Burada susmalarının sebebi bir tehdit mi alınıyor? Bunu çok merak ediyorum. Bak, Mehmet Ali sektörün göbeğinde bir adam, az önce sorduk. Dedi ki bir tek o platformdan Şahan Gökbakar alacağını aldı dedi. Diğerleri para bile almadı dedi. Evet, Şahan da filmini şimdi verdi para yoksa için. Hiçbir Türkiye Cumhuriyeti gerçek Atatürk evladı ve vatandaşı para için ülkesini satmaz. Ya, ama görünen burada para görünen, değil arkadaşlar, başka bir şey canım, var ya. Allah aşkına Allah. Ya görünen o insanlarda bu itibar uyanıyor. Görünen tamam, olabilir. Tamam ne yani? Açıklayacaklar. Ya bu senin söylediğin demek ki o Ermeni. Açıklayacaklar.
Allah Allah. Açıklamak zorundalar. Öyle yok, ben çok anlamadım. Yok ben dile getirirdim zaten duygu ve düşüncemi. Duygu ve düşünceni dile getir istiyor işte Türk halkı kardeşim. De getir, getir. Tamam sen böyle sessiz olmayı tercih ediyor olabilirsin ama bu platformla ilgili Atatürk'e birebir alınmasa bile öyle algılandı şu anda, tamam mı? Farz edelim ki direkt Atatürk filmi için değildi bu güya. Ben bu konuda konuşmayan, bu konuda aptala yatan, bu konuda safa yatan, ben bir şey bilmiyorum ki ne konuşacağım öyle diyenlerin Atatürkçülüğünden şüphe duyarım arkadaş. Sizler Atatürkçü değilsiniz. Selen sizin dostunuz gibi konuşuyoruz. Bir böyle bir açık kapı bırakıyor ama asla toplum da öyle görmüyor sizi. Sizlerde Atatürk sevgisi olsaydı Atatürk'ümüzü dünyada itibarsızlaştırmaya çabalayan Ermeni diasporası ve onun işbirlikçilerine gereken cevabı iki cümleyle verirdiniz be. Utanın kendinizden be. Ne Atatürkçüsü be? Ya kuşa böceğe metiye diziyorlar sosyal medyada sayfalarında. Yani LGBT söz konusu olduğunda şey değil mi? Paragraf paragraf yazmayabiliyorsunuz. Bu kadar önemli ilgili bir konu söz konusuyken ben bilmiyorum, konuşamam ki. Konuşsaydım kendim konuşurdum. Atatürk'le ilgili çok da fazla böyle paylaşım yapan ama hiç de Atatürkçü olmayan insanlar da var canım. Ellerinde kadehlerle Atatürkçüyüz deyip hiçbir şey yapmayan insanlar da var. Önemli olan icraattır. Evet. Atatürkçülük icraattır arkadaşlar. Atatürkçülük bu ülkeyi geliştirmektir. Atatürkçü olmadığını iddia edilen birçok görüş aslında en büyük Atatürkçüdür. Bir tek o kapı mı var? Bir tek o kapı mı var? Bir tek o platformdan mı iş yapabileceksiniz? Bir tek o kapı mı var sizler için? Yahu hepinizde yetenek sonsuz. Öyle olduğunuz için zirvedesiniz. Bu masaya geliyorsunuz, isimleriniz konuşuluyor. Bir platformdan iş gelmeyecek diye Atatürk'ü harcamaya kalkıyorsunuz. Sözün meclisten dışarı. Peki. Ya gerçekten sen bir gazeteci olarak bu platform yüzünden mi alındı zannediyorsun bu kararın? Başka bir reklam aramız çok var ardından ya. Bu sorunun cevabını alalım Bilal Özcan'dan, buyursunlar. Evet Selen, tekrar sor istersen. Ben gerçekten soruyorum Bilal Özcan'a, bir gazeteci olarak bu kadar büyük sanatçıların sadece bir tane dijital platforma yanaşmak ve onu kaybetmemek için mi aldıklarını zannediyorsun bu tutumun? Şimdi görünen o tabii, yani ısrarla kendilerine sorulduğu zaman konuşmamaları bile, yani kendilerini saf göstermelerini, kendilerini aciz duruma sokmaları, yani bir menfaatleri olduğunu gösteriyor bize o platformdan. Görünen o ama arkasında senin dediğin gibi bir tehdit varsa bu çok ciddi bir şey. O sanatçıların hiçbirinin o platforma ihtiyacı yok. Hepsi çok güçlü ve büyük ben sanatçılar. Ben de ona şaşırıyorum. Herkes ben ona... bunun arkasında daha büyük, daha farklı bir şey olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili de açıklama bekliyorum hepsinden. Herkes bekliyoruz. Herkes de ona şaşırıyor zaten yahu. Bir tek o kapı var diye ben de onun için soruyorum ya. Hepiniz yetenekli insanlarsınız ya. Şurada paylaşım yapsanız, kendinizi çekseniz, reklam alsanız yine geçinirsiniz. Geçiniyorsunuz zaten. İşte insanların karakterini duruşuyla tanırsın ya. Olaylara evet. Verdiği işte, tepkilerle analiz yaparsın. Ama öyle her tam duruşa da inanmayın arkadaşlar. Bazıları da çok şey. Böyle çok Atatürkçü gibi takılan var. Hiçbir işe yaramayan, vergisini bile ödemeyen tipler var. Peki. Duruş değil, icraat diyorum. Peki. Her zaman. Yarın